13 Ocak Perşembe sabahından bir kez daha günaydın. Ben Nevra Öner. Saatlerimiz 6.57'yi gösteriyor artık. Türkiye'de sabahın ikinci saatine başlıyoruz ve bu saatte de salgına dair gelişmelerle başlayacağız. Koronavirüs vaka sayıları her gün yeni bir rekor kırmaya devam ediyor. Omikron varyantının da etkisiyle vaka sayıları 77 bine aştı. Yılbaşından bu yana... Vaka sayısı, vaka tablosunda artış net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Artış iki kattan fazla yaşandı değerli izleyenler. Son rakamda 77.722 oldu. Dün Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu vardı. Omikron varyantı salgınının tehlikesi, e, omikron varyantının ve bu kadar hızlı yayılmasının salgının tehlikesinin tehlikesini azaltacağı benziyor yorumu geldi. 3 Ocak Perşembe sabahında bir kez daha gazetelere bakacağız. Öncesinde trafik yoğunluğunu aktaralım. Saatler 7.15'i gösterirken İstanbul'daki trafik yoğunluğu sadece %31. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler, köprü bağlantıları oldukça yoğun. Anadolu yakasında bir de Kartal Tuzlu arasında Ankara yönünde trafik gözleniyor. Bunun dışında herhangi bir ciddi yoğunluk yok. Avrupa yakası tamamen açık diyebiliriz. Avcılar Sahil attı ve E temotoyolu Bağcılar istikametinde trafik yoğunlaşmaya başladı. Bir de Topkapı sonrası Haliç çıkışına kadar e, akıcı yoğun bir trafik var ama E5'te E temotoyolunda ana yollarda herhangi bir trafik söz konusu değil. Yoğunluk söz konusu değil. E, %31 e, ve ağırlıklı olarak Anadolu yakasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Saatler 7 7.16'yı gösterirken Hürriyet sözcü Dünya Sabah Türk Gün ve Yeni Şafak gazetelerinin ilk sayfayı almış olduğu haberleri aktaracağız. E, Hürriyet gazetesiyle başlayacağız bu bloğa. Markete ürün freni geliyor. Önümüzdeki günlerde bazı ürünlerin zincir marketlerde satışına yasak gelecek. Küçük esnafı korumak için hazırlanıyor bu düzenleme. E, şu anda taslak boyutunda. Bugünkü manşeti AK Parti iktidarının yeni ekonomi modeli ülkeyi işte bu hale getirdi diyorlar. Dar gelirliyle, dar geliriyle geçinemeyen milyonlarca vatandaş kiloyla alışveriş. Bakalım, e, meclise 18 Semra Güzel var diyor. Yeni Şafak'sa bu konuyu gündeme alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısındaki e, en net ifadeleri yaşanan bu son sürece ilişkindi. Nitekim tüm Türkiye'de HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Gül. Burdur'da 3 yaşındaki Ayşe Nur yatağında cansız bulundu. Ölümünün ardından gözaltına alınan anne ve dayısı tutuklandı. Çünkü dayısının gözaltındayken bir itiraf oldu denizde de şiddetli yağış etkiliydi. Antalya, Muğla ve Hatay'da Çaylaşalım. BIST endeksi 2064 puan seviyesinden işlem görüyor. Dolar bu sabah 13 lira 32 33 kuruş civarından piyasaya başlayacak. Euro ise 15 lira 27 kuruş seviyesinde. Gram altının satış fiyatı 782 lira civarında. Bu rakam üzerinden bir çeyrek altın satışı da 1279 lira olacak. Bu sabah düne göre altında düşüş var. Brent Petrol ise uluslararası piyasalarda 80... round Brüksel'de başladı ve yapıldı. Rusya ve NATO heyetleri bir araya geldi ve yine sonuç çıkmadı. Ukrayna, Rusya, Şubat'ta Pekin'de başlıyor. Salgın tedbirleri en üst seviyede. Öyle ki medya merkezindeki yemekler el değmeden robotlar adeta simgesi ancak. Şimdi ekrana gelecek olan hayvanlar sokakta görmeye pek de alışık olmadığımız türden. Kısacık bir ara ardından yeni saate başlıyoruz.